Sevgili Aydan, daha... şimdi belediye demişken hemen şunu söyleyeyim. Hemen şimdi tabii biraz kendimizle ilgili de konuşalım. Çok istiyorum böyle konuşalım. Uzun zamandır da konuşmak istediğim bir konuydu. Şimdi biz gazeteciler, Türkiye'de ne olursa olsun bütün ihale bize kesilir değil mi? Gazetecilere kesilir. Evet. Türkiye'de dünyada herhalde tutuklu gazeteciler ya da baskı yapılan gazeteci yasamasına herhalde dünyada 3'e falan girdik yani biz. Şu an. Yani ilklerde olduğumuz tabii, kesin. Girdik. Şimdi bu kadar hani ülkede sorumluluk almış, ülkenin içinde bulunduğu durumun özellikle siyasetçilerle gazeteciler arasındaki o ülke menfaatlerinin koruma tartışması. İşte siyasetçi yolsuzluk yaparken gazeteci onun peşine düşüp kamu parasını her buradan savuramazsın der. İşte yanlış bir şey olduğunda şey yapar, vatandaşın hakkını savunur. Gazeteci her şeyi yapar. Şimdi bizim meslektaşlarımız da şimdi masanın bu tarafındayken yani aktif görevdeyken çok başka düşünüyorlar. Fakat sonra işin bu tarafına geçiyor. Yani patron tarafına düşüyorlar. Patronaj tarafına geçtiklerinde de çok başka bir şey oluyor. Bak bunun çok güzel bir örneği Konak Belediyesi'nde. Konak Belediye Başkanı Sayın Abdülbatur bugün İzmir'de medyayla iletişimi en iyi olan belediye başkanıdır. Vefalıdır. Hatırlıdır. Her hafta herkes arar. Hafta araması her ay düzenli arar. Arar, sohbetler konuşur, hal hatırını sorar. Destek verir. Davetlere hayır gazetelere demez. Katkı koyar. Yerel medyanın yaşaması gerektiğine inananlardandır. Bak bunda hiçbir problem yok. Ama şu an basın danışmanlığını yapan o ekibin başında olan Sayın Ertan Sayın var. O da tam tersine. Kendi medyada bulunan arkadaşlarına belediyede zorluk çıkarmak için her şeyi yapıyor şu an. İnanılmaz. Ve ben bu konuyu burada rahat konuşuyorum çünkü Sayın Başkan iki defa bu konuyu gündeme getirdim. İki defa aynı şeyi söyledim. Birine bir şey yaptığında bak görüyor musunuz ben yapmıyorum ha. Ben yapmam diyor. Kendini başkanın üstünde görüyor. Şimdi böyle adamlar, böyle bizim camiamızda böyle adamları masanın öbür tarafına geçirmemek lazım. Ve masanın öbür tarafına geçtiğinde sadece gazetecilik faaliyeti yapmıyor. Başka işler de yapıyor o zaman işte bu arkadaşlar. Pargalı İbrahim gibi olmuş o. Yani kendini kraldan daha çok kral görmüş. Ya ben kimin gibi olmuş ben bilmem ama herkes de şunu bilecek sevgili Aydan. Masanın öbür tarafına geçtiğinde geldiğin yeri unutmayacaksın. Tabii ki. Şu an beyefendi peşin satan gibi her gelene redçi. Onu yapmam, bunu yapmam, bu olmaz, bundan ne olmaz. E kendim bu taraftayken peşinden koşuyordum ya belediye başkanlarının ya da danışmanlarının. Şimdi masanın o tarafına geçince mi başka bir şey oldun sen? Bu konuda şikayetçi olan en az 10 tane gazeteci ve gazete sahibi arkadaşım var. En az 10 kişi. Ve bu sorun devam ettiği sürece bir süre sonra belediye başkanı Sayın Abdülbatur'la gazetecilerin de sorunları olacak. Ben bunu iki defa başkana anlattım. Anlattığım için, hiçbir şey olmadığı için bugün burada konuşuyorum. Yarın yine konuşacağım, bir daha konuşacağım. Peki şöyle bir şey demek istiyorum ben. Şimdi bugün CHP'ye gene geleceğiz. CHP ne diyordu? Hep yandaş medya var, bizi konuşturmuyor, bizi desteklemiyor, bizi bir konuşabileceğimiz platform bırakmıyor. Şimdi yerel medya olarak bizler o kadar çok gündemde tutuyoruz ki neyse doğruysa onu sunuyoruz ortaya. Bu CHP'li olsun, AKP'li olsun fark etmez. Ama İzmir'de CHP ağırlıkta olduğu için daha çok biz CHP'li ilişki içerisindeyiz. Ama baktığınız zaman bu sefer belli bir yerden sonra bir çizgi çiziliyor oraya. Diyorsunuz ki biz size destek veriyorsak, biz sizin sözcülüğünüzü, sözcü derken sizlerin neler yaptığınızı sunuyorsak ortaya iyisini de kötüsünü de sizler de destek verin dediğiniz gibi İzmir'de zaten kaç tane yerel medya var, kaç tane gerçek gazeteci var. Bunları bir onların bir şapkalarının önüne koyup bir düşünmesi gerekiyor. Ama işte burada hikaye şey değil ki. Yani şimdi sizin bakın, şimdi sizin ne yaptığınız önemli değil. Bak sevgili Yalçın ben ulusal televizyon kurdum. 3 yıl bir ulusal televizyonu İzmir'de çatır çatır
yönettim. Cebimde 5 kuruş param yoktu ama çok iyi dostlarım vardı. Çok iyi arkadaşlarım vardı ve bu kente karşı sorumluluk hisseden insanlar vardı. Bunlar bir tanesi Abdülbatur'dur. Ve bu insanlar sayesinde o 3 yıl boyunca televizyonu biz işlettik. Kimse bize sen ulusal televizyon kurdun, İzmir'in itibarını arttırıyorsun. Eskiden insanlar İzmir'de televizyon yok, şimdi televizyon var, yok diyemiyorlar demedi. İşte Ertan Sayın gibi adamlar bir belediye başkanının vermiş olduğu talimatı kendisinin sanki verdiği bir sadaka gibi insanlara sundu. Kendisini pazarlıyor. Ne kadar yanlış şeyler ya. Ben veririm, o vermez, öbürü yapar, ben yapmam. Senin görevin o değil. Senin görevin belediye başkanı. Sana ne talimat verirse onu uygulamak. Öyle. Sen dolayısıyla projelerine ilgileneceksin. Şey yapmıyor. Sen bundan sonra bak, bundan sonra ben böyle bir haksızlık yapan kim olursa ben konuşacağım arkadaş. Kimse İzmir'de konuşmuyor, ben konuşacağım. Beni kimse Allah'ın oğlu, ben nefes aldığım sürece bunları konuşacağım. Kimse beni susturamaz. Ha, bir başka konu, onu da not almışım. Ben onu söyleyeyim. Bence bu çok önemli bir konu. Eminim çok da ses getirecek. Ben buradan sevgili Halit, ben buradan belediyelerde iş yapan müteahhitlere sesleniyorum kardeşim. Sizden rüşvet isteyen başkan yardımcısı, sizden rüşvet isteyen bürokrat, sizden rüşvet isteyen memur varsa arayın kardeşim beni, arayın. Ben konuşacağım. İzmir'de kimse konuşmayacak, ben konuşacağım. Ne kadar yolsuzluk varsa, hırsızlık varsa üzerine gideceğim. Size buradan şeref namus sözü veriyorum. Çıkın konuşun, ben gereğini yapacağım. Bu ülkede namuslu, haysiyetli, şerefli savcılar var. Emniyet güçleri var. Sizin hakkınızı, sizin emeğinizi biz burada koruyacağız. Korkmayın, çıkın. Rüşveti hep beraber bitirelim. Bu çok güzel bir söz oldu. Tebrik ediyorum öncelikle. Çünkü bunun üzerine gitmesi gereken gazetelerdir, medyadır. Korkuyla çok sinen insanlar vardır. Ve sizin de yaptığınız ya kardeşim, çok güzel bir şey. Bak gazeteci arkadaşlarıma her zaman söylüyorum ben. İlk defa ekranlarda söyleyeceğim. Ya 3.000 lira 5.000 lira belediye başkanından alacaksın diye. Adam yaptı yolsuzluğu görmezden gelme ya. Ver kardeşim ya. Bu ülkede namussuzluk yapan, hırsızlık yapan gitsin ya. Bunu ben bile yapıyorsam ben de gideyim kardeşim. Kim bu ülkede namussuzluk, hırsızlık yapıyorsa gitsin. Hele siyasetçi topluma örnek olacak kişi. Siyasetçinin görevidir. Bu ülkenin kamu görevi, kamu mallarını korumak, vatandaşından aldığı vergiyi doğru yatırımlar yaparak helal bir şekilde korumak onun görevi ya. O çok önemli, çok klasik bir söz vardır ya. Öksüzün yetimin hakkını yedirmemek. Herkes söylüyor da vallahi kimsenin karşılığını bunu Türkiye'de uyguladığı o da ayrı bir tartışma konusu. Evet. Neyse bugün biraz daha konuşursak başıma iş açacağım sevgili Aydan. Evet. O yüzden de bence programı bitirelim. Halit de zaten işaret edip duruyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben bugün çok yoğun bir haftaya girdik. Güzel konular vardı. Bu konuları da derinlemesine bunu aynı zamanda da gazetemizde de okuyabilir. Evet. Bütün herkes. Sırf burada konuşarak kalmıyor. Evet. Bu akşamki programımız da burada sona erdi. 8. gün. Sizler de önümüzdeki günlerde yine bomba gibi programlarla gelecek. Yine İzmir'in siyasetine yön verecek. İyi akşamlar, hoşçakalın, dostçakalın. Bay Kemal şimdi kalkıyor bize. Bu noktada ahkam kesiyorsun. Sen siyasetin cahilisin. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir. Ben buna inanıyorum. Biz millete efendi olmaya değil, istekar olmaya geldik. Bırakın gelsin, bırakın gelsin. Gel hele, gel.